Merhabalar. Ailenizin ve ailemizin kanalı Kapadokya'ya bize hoş geldiniz. Bugünkü video içeriğimiz maydanoz ve roka ekimi. Maydanoz ve rokalarımızı biz sırta ekeceğiz. Bunun için küçük bir sırt yapıyoruz şu an. Sırtımızı hazırladık. Sırtımızın bir tarafına ED yardımıyla bir çizgi açıyoruz. Bu çizgiye maydanoz tohumlarımızı atacağız. Tohumları atmadan önce açmış olduğumuz çizgiye suyumuzu döküyoruz. Buradaki amacımız suyu dökmeden tohumları atarsak karıncalar tohumları topluyor. Bu yüzden suladıktan sonra tohumlarımızı atıyoruz. Böylelikle karıncalar toplamıyor. Ekecek olduğumuz maydanoz tohumumuz bu. Bu tohumu elimizle alıp birer tutam bu açmış olduğumuz çizgiye yavaş yavaş atacağız. Maydanoz tohumlarımızı yavaş yavaş bu açmış olduğumuz çizgiye atıyoruz. Bu tohumları attıktan sonra elimizle üstünü toprakla kapatacağız. Ekmiş olduğumuz maydanoz tohumları hava sıcaklığına göre 20 ila 25 gün arasında çıkmakta. Maydanoz tohumumuzu ekmiş olduk. Şimdi sıra roka tohumlarını ekmekte. Yine aynı işlemi biz sırtımızın diğer tarafına uygulayacağız. Sırtımızın bir tarafına maydanoz ekmiştik. Diğer tarafına da rokamızı ekiyoruz. ED yardımıyla bir çizgi açıyoruz. Açmış olduğumuz çizginin içerisine tohumlarımızı atacağız. Tohumlarımızı atmadan önce maydanozda aynı uygulamış olduğumuz yöntemi burada da uyguluyoruz. İlk olarak su döküyoruz. Su dökmemizdeki amaç karıncaların atmış olduğumuz tohumları toplamaması için suyu döküyoruz. Suyumuzu döktükten sonra ise toprağın suyu emmesini bekleyeceğiz. Suyu toprak emdikten sonra roka tohumlarımızı ekeceğiz. Ekecek olduğumuz roka tohumu da bu. Görmüş olduğunuz bu tohumu yine elimiz yardımıyla açmış olduğumuz çizgiye yavaş yavaş atacağız. Toprak suyu emdi. Şimdi roka tohumlarını elimizle yavaş yavaş atıyoruz açmış olduğumuz çizgiye. Tohumları attıktan sonra toprakla tohumların üzerini kapatma işlemine geçiyoruz. Şu an tohumların üstünü toprak yardımıyla kapatıyoruz. Rokamızı da böylelikle ekmiş olduk. Roka maydanoza göre daha erken çıkmakta. Bir hafta içerisinde rokamız çıkacak. Maydanoz ve rokalarımızı sırtımızın sağına ve soluna ekmiş olduk. Şimdi sizlere geçen sene bu aylarda ekmiş olduğumuz maydanoz ve rokalarımızı göstermek istiyorum. Geçen sene ekmiş olduğumuz maydanoz ve rokaları şu an görmektesiniz. Biz bu maydanoz ve rokaları tohum için bıraktık. Temmuz-Ağustos gibi biz
maydanoz ve rokalarımızın tohumlarını toplayacağız ve seneye bu tohumları ekeceğiz. Bugün sizlere maydanoz ve roka ekimini göstermeye çalıştık. Bunun devamında geçen seneden tohuma bırakmış olduğumuz maydanoz ve rokaları da görmüş oldunuz. Böylelikle bir videomuzun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Maydanoz ve roka ekimi hakkında sorularınız olur ise videonun altında yer alan yorumlar kısmına sorularınızı bırakabilirsiniz. Sorularınıza elimizden geldiğince yanıt vermeye çalışırız. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir başka videoda görüşmek temennisiyle.